Profesör Caner Taslaman'a soralım istedik. Hoca karşımda, günaydın deyip başlayalım. Caner Hocam merhabalar, uzun zaman oldu yayın yapmamıştık. Nasılsınız? Evet Faruk Hocam, yeniden yayında beraber olmak çok mutluluk verici. Benim için de öyle. İyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de iyi sabahlar, iyi pazarlar. Ya bir tartışmanın içine düştük. Yani bu bir kere o tablo, yani son akşam yemeği mi yoksa bir pagan ritüeli mi yönetmenin söylediği gibi? Önce o konudaki görüşünüzü alıp sonra birkaç ayrıntılı ve önemli sorum var. İşin doğrusu tabii ki her ikisi de. Ama verilmek istenen mesaj, bence bu performansı yapanların vermek istediği mesaj şöyle gibi gözüküyor. Şimdi Leonardo da Vinci'nin meşhur, biliyorsunuz, Last Supper, yani son akşam yemeği tablosu var. Evet. Bu Hristiyanlar için de çok özel, yani Hazreti İsa'nın son akşam yemeğini ifade ediyor. Burada baktığımızda geniş bir oyuncu grubu. Buradaki kişileri tablodakiyle birebir aşağı yukarı uygun olacak şekilde resmediyorlar. Ve burada gördüğünüz gibi obez bir kimse var ortada. Neredeyse tam İsa'nın olduğu yere denk geliyor. Ve etrafında bu işte daha transseksüel diyebileceğimiz işte drag queenler, yani kadın gibi giyinen erkeklerden oluşan bir grup var. Evet. Burada tabii ki ortasındaysa buradan sonra bir sofra açılıyor. Sofranın içinde Dionysos, yani Yunan tanrısı çıkıyor. Yunan eğlence ve şarap tanrısı çıkacak ve çıktığı zaman da cinsel organındaki yaprak dışında bütün vücudu çıplak, maviye boyanmış. Zaten aşağı yukarı arkadaki oyunculardan cinsel organı da gözüken oldu. Yani bu performans sırasında. Böyle bir tablo tabii ki, yani özde bir Hristiyan şeyi görüyoruz burada Hazreti İsa ile beraber. Bunun yerine gelip bunun yerine ön plana çıkan, bunun önünde ön plana çıkan bir Yunan tanrısı var, eğlence tanrısı var. Adeta birçok kimsenin alacağı mesaj, hani bunları boş verin, artık dönem bu eğlence tanrısının, Yunan tanrısının zamanı diyor. Ha, o zaman Thomas Joel, bu organizasyonun sanat yönetmeninin söylediklerine katılmıyorsunuz. Şimdi bu kadar ağır eleştiriler yapıldıktan sonra işi çeviriyor mu diyorsunuz? Evet, onu söyleyecektim. Yani bu eleştiriler yapıldıktan sonra işte buradaki kastımız aslında Leonardo da Vinci'nin o tablosunu alay etmek değil. Hollandalı bir ressamın asıl böyle bir bayramla, eğlenceyle, tanrıların eğlencesiyle ilgili bir tablosu var ki o tabloda bu tablonun bir benzeri. Aslında biz onu işte resmetmeye çalıştık gibi bir manevra yapıyor. Aslında o tablonun kendisi de bu tabloyla bir alay. Yani işin özünde bir değişiklik yok. İşin doğrusu burada gözüken aslında iki tabloyu birden de canlandırma ve en sonunda bu Yunan tanrısı Dionysos'u işin özüne getirme var. Yani buradaki bu gösteri yapanların İsa ile ilgili o havarilerle yan yana gelmeyi bir gündem konusu yapıp bunun yerine işte drag queenler alıyor adeta. Yani kadın gibi giyinen bu trans erkek görüntülü kişiler alıyor mesajını. Bence çok bilerek, hocam, bir saniye, kasıtlı şimdi, bir şekilde verdiler. Anladım. Şimdi bu insanlar bunun yerini alıyor, bunu mu gösteriyorlar, gösterdiler? Yoksa bu insanlar bunun yerini alsın mı demek istediler? Evet, ben tabii ki hızlı söyledim. Yani buradaki istek, yani alıyor, alsın, bir dilek, bir temenni. Tabii bunlar bunu yorumlarken daha sonra buradaki bizim amacımız işte herkesi dahil etmek, özgürlük, hiç kimseyi rencide etmedik dediler. Ama ve Fransa'daki kimi siyasetçiler de çıktı. Bunlar Fransa'daki küçük bir grup, Fransa'nın ruhunu temsil edemezler diye bunu da eleştirdiler. Yani dünyada birçok kimse aslında verilmesi gerektiği mesajı doğru bir şekilde algıladı söylemek istediklerini. Yani onların bütün manevralarına karşı, bunun yani bizim Hristiyan değerlerle alay etmek gibi bir niyetimiz yoktu demelerine karşı aldılar mesajı. Fakat tabii buradaki Hristiyan değerler diyoruz ama onların yani aslında dışlamak istediği değerler, yani İslam'la da ortak değerler. Yani dinlerin ahlak anlayışının, dinlerin kendisinin toplumda bir etkisinin olmamasının
isteğini anlıyorum ben buradaki gösteriden. Bu arada Orta Doğu Kiliseler Konseyi diyor ki, bir açıklama yaptı, çok ilginç. Tam olarak şunu söylüyor. Açılış töreni özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koydu diyor. Yani az evet. önce söylediğinize istinaden bunu söylemek istedim. Gerçekten yaratılış felsefesine sıkı sıkıya bağlı bir Orta Doğu Kiliseler Konseyi açıklaması bu. Yani tam anlamıyla evet. sadece burada Katolik Hristiyanları keşke... değil herhalde herkesi rahatsız etmiş gibi görünüyor. Tabii şöyle Hazreti İsa bir İslam da peygamberi, Müslümanlar da Hazreti İsa'yı severler. Birçok kimse çocuğuna İsa ismini de koyar. Bence burada böyle bir olay olmuşken aslında Müslümanlar da bence barışçıl protestolarla Hristiyanlar kadar güçlü, hatta onlardan da daha güçlü bir şekilde bu olayla ilgili hoşnutsuzluklarını Hazreti İsa ve işte yanındaki havarilerle bir alay eden bir gösteriyi benimsemediklerini, olimpiyat gibi herkesin ortak malı olarak gördüğü, 200'den fazla ülkenin oyuncularının gönderdiği bir ortamda bunun yapılmaması gerektiğini, buna tepkilerini bence Müslümanlar da barışçıl şekilde daha da güçlü şekilde verebilirlerdi. Verilmedi demiyorum, verildi ama daha da güçlü şekilde, barışçıl bir şekilde verilebilirdi. Burada aslında Hazreti İsa'ya Müslümanların bakışı da böylece gündeme gelir, Hristiyanlara gösterilebilirdi. Hazreti İsa bizim için de önemli mesajı verilebilirdi. Keşke daha güçlü yapsaydık bunu. Bunu bir fırsata böyle dönüştürebilirdik. Hristiyan Peki, mesaj verdi. Bir de hocam tabii şey var. Yani yönetmen diyor ki, Thomas diyor ki bu bir pagan yemeği. Yani bir pagan töreni. Şunu da söyleyeyim. Dionysos'un kırklar elinde orada bir parkta, öğretmen evinin yanında bir parkta böyle bir heykeli ya da bir anıtı var orada biliyorum. Yani Trakyalı olması, Trakya'ya atfedilmesi dolayısıyla özellikle bağ bozumunda tabii tiyatronun da çıkışı onunla bağlantılı. O bağ bozumunda kadınların, kızların söylediği şarkılar, türkülerle tiyatronun hayat bulduğu, tiyatronun oradan neşet ettiği söylenir. Orada bir şeyi var kırklar elinde. Şimdi bu tartışmalar sürerken siz de bir taraftan diyorsunuz ki İslam dünyasından da barışçıl tepkiler yükselmesi gerekir. İşin Tabii. bir de LGBT'ye evrilen tarafı var. Bu da çok tartışılıyor. Tabii. Bazı sporcular var. O sporcularla ilgili tartışmalar ayyuka çıktı. Bu olimpiyatlar spordan çok bu işlerle mi anılacak? Ne diyorsunuz? Ne yazık ki öyle oldu. Yani herkesi bir araya getirmesi, küskünleri barıştırması, arası soğukluk olan ülkedeki insanları yan yana getirmesi beklenen olimpiyat. Birleştiricilikle ilgili logoda işte unsurlar kullanılmaya çalışılsa da ifadelere göre ayrışmanın yeri oldu. Evet. Ama burada kitle bir Fransızların yaptığı bu şekildeki organizasyonun bütün herkese pagan değerleri ön plana özellikle kasıtlı olarak çıkartmaya çalışmaları, Hristiyan değerlerle ki bu dediğin gibi İslam'la ortak da bu Hristiyan değerler burada alay edilen, alay etmeye çalışmaları bunun en önemli sebebi. Bir de tabii ki bu LGBT bir LGBT'nin de bir gösterisi gibiydi aslında bu demin eleştirdiğimiz şey. Ama aynı zamanda sporcularla ilgili de şöyle sorunlar çıktı. İşte İman Halip, Cezayirli boksör, onunla ilgili çıkan bir tartışma var, hepimiz biliyoruz. Tayvan'dan da böyle cinsiyet değiştiren ama onun değiştirdiği belli olan biri vardı, açıkça söylüyordu. Bu İman Halif'in gerçekten doğumundan ne olduğu, biyolojik cinsiyetinin ne olduğu belli değil, en azından şu anda resmen ortaya çıkmış vaziyette değil. Fakat burada aslında bazı feminist gruplar da buna tepki verdi. Yani kadın sporları ciddi tehdit altında. Yani sonuçta olimpiyatta kadınlar yokken sonradan birçok kadın yarışmalarının yapılmasını bir kazanım olarak görecektir. Fakat şimdi bir bakıyorsunuz erkekten dönmüş bir kişi geliyor. Ben kadın oldum diyor. Burada sırf beyan da yeterli görüyor bazıları, biliyorsunuz, kadın olarak kabulünün için. Ve yarışmalara giriyor. Yarışmalara girdiğinde tabii ki bedensel yapısı kadın olduğu için, çünkü kadın
Tabii ki sosyolojik bir yönü var kadınlığın, bir sosyolojik inşa. Ama sırf sosyolojik inşa değil. Yani bütün fikirlerin aşağı yukarı zıt olduğu Richard Dawkins bile çıktı bu konuda konuştu. Yani bu işin bir biyolojik yönü de var dedi. Doğru, Yani kadınlık doğru. biyolojik bir şey. Çünkü testosteron olayı bile değilse. Bunun dışında da kas yapısının gelişimi, diğer şeyler var. Bu özellikleriyle geliyor. Mesela düşünün, bir kadın yıllarca boksa hazırlanıyor. Ondan sonra bir erkekten dönme bir kimse geliyor. Onun 20-30 yıllık çalışmasını heba ediyor. Bu tabii ki Kabul yüksek edilebilir bir şey değil. atlama, uzun atlama, atletizm, yüzme, daha birçok sporda karşımıza çıkabilir. Ve bazıları da çıkarmaya çalışıyorlar. Kadın, yani çünkü dikkat edin, bazı LGBT grupları burada sadece beyanı da yeterli görülmesini istiyorlar. Kadın olduğuna dikkat edin. Yani herhangi bir biyolojik şeyin dışında. Yani bir kimse eğer ki kendini kadın olarak ifade ediyorsa, sözlü beyanı bile yeterlidir. Anladım. Biz buna bir şey yapamayız diyoruz. Hatta Anladım. biliyorsunuz İskoçya'da mesela şuna benzer bir olay oldu. İki kişiye tecavüz eden bir kişi, sırf erkekti bu. Ben kendimi kadın hissediyorum dedi. Orada da o İskoçya'nın başbakanı da işte bu özellikle bu LGBT haklarına özel önem atfeden kimse, beyanın yeterli olduğunu da kabul eden bir kimseydi. Bu sefer bu suçluyu, tecavüz suçlusunu kadınlarla hastanede aynı yere koymak gibi bir durum karşılarına çıktı. Fakat tabii gelen büyük tepkilere karşı geri çekildiler. Yani söylediklerinde bir yerde tutarlı olamadılar. Yani burada öyle bir durum da çıkıyor. Yani yarın öbürsü gün tamamen dış görünüm erkek olan bir kimse beyanıma, "Aa, ben kendimi kadın hissettim," diye tamamen kadınların olduğu bir Valla soyunma odasına girebilir. hocam çok ilginç yani tabii bu söyledikleriniz büyük oranda herhalde normal şekilde kabul edilemez. Yani ben kendimi kadın hissediyorum ya da erkek hissediyorum diyerek kadın ya da erkek olunmuyor. Bir Biz de aynı vücut var, bir kanaatteyiz ama gövde işin var. konusu Ama bu. ben bu olimpiyatların kapanış törenini de merak ediyorum. Ne olacak? Yani kapanışta acaba daha önce planlanan bir organizasyon vardı da o değiştirilir mi? Thomas Joel başka bir şey mi söyler? Ama şuna bir kısa cevap verirseniz sevineceğim. Şimdi diyor ki, yani sen Hazreti İsa ile dalga mı geçiyorsun? Hristiyanlarla dalga mı geçiyorsun? Bu son akşam yemeği tablosuyla eğleniyor musun diye sordular. O da hayır hayır bu dedi bir pagan töreni. Şimdi modernizm tırnak içinde bütün bunları LGBT başta olmak üzere bütün bu kendine göre rahat alanı sağlamak için İbrahim'i dinlerden önceki pagan dinlerini mi, pagan inançlarını mı sebep göstererek kendini meşrulaştırmaya çalışıyor? Bunu çok düşünüyorum. Şimdi tabii ki şöyle, yani sonuçta buradaki belli bir gruplar var, belli inançları olanlar. Onlar atıf yapabilecekleri neresi varsa kendilerine uygun gördüğü, ona atıf yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Burada tabii ki olimpiyatlarda eski Yunan'a kadar götürülen bir yönü var. Burada oradan da unsurları kullanacaklardır. Ama onu da bulmasalar başka bir şey de kullanacaklardır. Yani bunlar aslında bir araçsal sebep. Nerede ne bulursak kullanalım. Araçsal sebep. Michael Foucault'a da atıf yapılacaktır burada. İşte Fransız, kendisi de Evet. ünlü bir filozoftu ama kendisi de zaten eşcinseldi, bu eşcinsel haklarıyla. Kilisenin, Hristiyanlığın işte eşcinselliğe baskısıyla ilgili Yanlış ifadeleri bilmiyorsam vardı. Foucault ile Yani kim? ilgili pedofili suçlamaları da vardı. Pedofili miydi de tam o suçlamalar bilmiyorum ama Evet kendisi de evet vardı. homoseksüeldi ve kilisenin buradaki baskısıyla ilgili eleştirileri vardı. Bugünkü bu drag queenleri gördüğümüzde birçoğunun, yani bazı söylemleriyle Michael Foucault'un günümüzdeki misyonerleri olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela yakın dönemden böyle filozoflar, atıflar da bulabiliriz. Ama kimi zaman da milattan önce işte 5. 6. 7. yüzyıllara, yani milattan önce Anladım. sine 2500-3000 yıl öncesine giden oradaki unsurları, oradaki mitolojiden unsurları da kullandıklarını görürüz. Aslında burada bir amaç var. Bunlar hepsi o amaca varmak için toplanan araçsal söylemler. Yani kendilerine göre bir Anladım hocam. demokrasi anlayışı Anladım. inşa etmek, kendilerine göre bir Hocam, kültür, kendilerine göre bir ahlak inşa etmek için. çok geniş bir Yani programda. geçmişten mesela kadınların olimpiyata hiç katılmamasını, eski Yunan'da veya da köleliği hiç Evet. kimse savunmaya kalkmıyor. Yani kendi işine geleni alıp da savunmaya kalkıyorlar. Hocam çok teşekkür ederim.